Herkese merhaba. Videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beyin sağlığımızı desteklemek ve zihinsel fonksiyonlarımızı güçlendirmek için önemli olan besin maddelerini ve besinleri konuşacağız. Bu konuyla ilgili yapılan araştırmalardan sizler için derlediğim ilk 10 besini şimdi sıralayacağım. Buyurun videoya geçelim. İlk olarak hepinizin de tahmin ettiği gibi balık. Balığın içerisindeki omega-3 yağ asitleri aslında omega-3 yağ asitleri beynin yapısını ve beyin fonksiyonlarını koruma konusunda çok önemli. Bununla ilgili yapılan çok fazla çalışma var. Aslında şöyle söyleyebiliriz. Omega 3 yağ asitleri beyin sağlığını koruma konusunda etkisi en çok araştırılan besin maddesi. Omega 3 yağ asitlerinden özellikle DHA ve EPA beynin korteks bölgesinin sağlığı için çok önemlidir. Bu bölge beynin dış yüzeyinde bulunur ve yüksek düzeyde işlevsel ve bilişsel faaliyetleri yönetir. Düşünme, algılama, öğrenme ve hafıza gibi karmaşık süreçleri yönetir. Yani omega 3 yağ asitleri beynin korteks bölgesinin sağlığı için önemli bir rol oynar. Yapılan bir çalışmada omega 3 seviyeleri yüksek görülen yaşlı yetişkinlerin daha büyük beyin hacmi olduğu ve bilişsel işlevlerini de yani zihinsel fonksiyonlarının da daha iyi olduğu belirtilmiş. Özellikle somon gibi yağlı balıklar EPA ve DHA formlarında omega-3 sağlarlar. Bu formlar az önce de bahsettiğimiz gibi beyin sağlığımız için tercih edeceğimiz formlar. Keten tohumu ve çiha tohumu gibi bitkisel besinlerde de omega 3 bulunmaktadır. Fakat bunlar ala yani alfa linoleik asit formundadır. Bunlar vücutta EPA ve DHA'ya dönüşebilir fakat bu dönüşüm genellikle verimli değildir ve bazı kişilerde sınırlı olabilir. Bu yüzden yağlı balıklar omega 3 miktarını artırmada daha etkili, daha tercih edilir. Beyin sağlığımızı etkileyen diğer bir önemli besin ise yaban mersini. Yaban mersinleri beyin hücrelerini oksidatif stresten ve iltihaptan koruyan antosiyaninler gibi antioksidanlarla doludur. Bu besin maddeleri beyin hücreleri arasında arasındaki iletişimi artırabilir ve beynin yaşlanmasına geciktirebilirler. Deney hayvanı fareler üzerinde yapılan bir çalışmada yaban mersininin özellikle yön bulma, rotaları hatırlama ve nesnelerin yerlerini öğrenme ile ilişkili mekansal hafızayı ve zihinsel işlevleri iyileştirdiğini belirtmişler. Bu etki yaban mersinin içerisindeki fenolik maddelerin fazla bulunmasına bağlanıyor. Yaban mersinin yanında böğürtlen ve çilek de antioksidanların önemli kaynaklarıdır. Beyin sağlığı açısından bu besinler de tüketilebilir. 3 üçüncü olarak zerdeçal özellikle zerdeçal diyorum çünkü zerdeçalın içerisindeki kurkumin çok değerli bir madde Zerdeçal içerisindeki kurkumin, beynin sinir hücrelerinin hayatta kalması, büyümesi ve gelişmesi için önemli olan beyin kaynaklı nörotrofik faktör seviyesini artırır, bu sayede ruh halinizi iyileştirir ve yeni beyin hücrelerinin oluşumunu destekleyebilir. Ayrıca amiloid plakları ve tau düğümü denilen proteinler var. Bunlar beyinde biriktiği zaman Alzheimer hastalığına neden oluyor. Yapılan çalışmada kurkumin takviyeleri alan kişilerin hafıza ve dikkat konusunda önemli iyileşmeler yaşadığı, ayrıca Alzheimer hastalığıyla ilişkili amiloid ve tau protein proteinlerinde azalma sağladığı bulundu. Yapılan bazı çalışmalarda da kurkuminin emilimi ile ilgili bir takım problemler olduğu belirtiliyor. Halen kurkuminin vücuttan nasıl emileceği konusunda araştırmalar devam etmekte. Yine takviyelerde bunun üzerinde çalışılmakta. Kurkumin emilimini artırmak için yağlı besinlerle tüketebilirsiniz zerdeçalı. Çünkü kurkumin yağda çözünür. Ayrıca karabiberde bulunan piperin maddesi ve zerdeçaldaki kurkuminin birlikte tüketilmesi kurkuminin emilimini artırmış. Kurkumin ile ilgili daha fazla çalışmaya ihtiyaç var. Araştırma Arttıkça bizim de bilgilerimiz daha fazla artacak ve sizlerle tabii ki paylaşacağız. Bir sonraki besinimiz brokoli. Brokoli antioksidanlar ve vitamin K açısından zengin bir besin. Biz burada vitamin K'ya dikkat çekeceğiz. K vitamini beynimizdeki hücre zarlarının esnekliğini ve bütünlüğünü korumaya yardımcı olur. Hücreler arası iletişimde ve sinir sinyallerinin iletiminde kritik bir rol oynar. Bu sayede K vitamininin beyin sağlığı ve zihinsel fonksiyonlarda önemli rol oynadığı, ayrıca zihinsel gerilemeyi de engellediği belirtiliyor. Yapılan bir çalışmada brokoli kolinin vitamin K açısından çok zengin olduğu ve yaşlılarda zihin fonksiyonlarını koruduğu belirtilmiş. Brokoli dışında ıspanak ve pazı gibi yeşil yapraklı sebzeler de K vitamini açısından zengin besinlerdir. Kabak çekirdeği magnezyum açısından zengin bir besindir. Vücudumuzda yeterli düzeyde magnezyum bulunması iyi bir beyin sağlığı ve sinir sistemi hastalıkları riskinin de daha az olmasıyla ilişkilendirilmiş. Magnezyum, öğrenme ve hafıza için önemli olan sinir hücreleri arasındaki bağlantıların esnekliğinde kritik rol oynar. Kabak çekirdeği de iyi bir magnezyum kaynağıdır. Bunun yanında badem ve ıspanak da magnezyum içeriği yüksek besinlerdir. Kakao beyin sağlığını destekleyebilir çünkü flavonoidler açısından zengindir ve bu bileşenler beyin fonksiyonlarını iyileştirebilir. Araştırmalar kakao flavonoidlerinin beyin bölgesine kan akışını artırdığını ve zihinsel performansı iyileştirdiğini göstermiştir. Flavonoidlerin beyin plastisitesini artırabileceği ve öğrenme ile hafızayı destekleyebileceği gösterilmiştir. Beyin plastisitesi, beyin hücrelerinin kendini yenileme ve yeni bağlantılar kurma yeteneğidir. Kakao flavonoidleri bu sayede beyin fonksiyonlarını iyileştiriyor. Kakao içerisindeki antioksidanlar serbest radikallerle savaşarak beyin hücrelerinin korunmasına yardımcı olabilir. Ayrıca kakao ruh halini iyileştirici etkileri sayesinde dolaylı yoldan yine beyin sağlığını etkileyebilir. Tabii burada kakao tüketirken genellikle şeker, süt veya yağ eklenmiş kakao ürünleri tüketiliyor. Fakat bunlardan olabildiğince kaçınarak kakao tüketimini daha sağlıklı ve daha besleyici hale getirebilirsiniz. Smoothinize, yoğurdunuza veya yulaf lapanınıza kakao ekleyerek daha sağlıklı bir şekilde kakao tüketimini sağlayabilirsiniz. Diğer bir besinimiz ceviz. Ceviz içerisindeki vitamin E seviyesi oldukça yüksektir. Vitamin E beyin hücrelerini oksidatif zarardan koruyan güçlü bir antioksidandır. Vitamin E'nin Alzheimer hastalığı ve bilişsel gerileme üzerindeki etkileri üzerine yapılan çalışmalar vitamin E'nin oksidatif stresi azaltarak beyin sağlığını destekleyebileceğini ve Alzheimer hastalığı riskini azaltabileceğini öne sürmektedir. Yani vitamin E vücudumuzun oluşturduğu zararlı maddeleri vücudumuzdan uzaklaştırıyor ve bu sayede beyin sağlığımızı destekliyor ve Alzheimer risk ini azaltıyor Kuru yemişler, sağlıklı yağlar, antioksidanlar ve vitamin E açısından zengin. Fakat özellikle cevizin hafıza ve bilişsel performansı iyileştirildiği gösterilmektedir. Bu yüzden beyin sağlığını korumak için ceviz tüketimi oldukça önemli. Yumurta içerisindeki kolin, ruh hali ve hafıza düzenlemelerinde rol oynayan asetil kolin üretimi için gereklidir. Kolin tüketiminin daha iyi zihinsel performans ve Alzheimer hastalığı riskinin azalmasıyla ilişkili olduğu bulunmuş. Yumurta özellikle kolin içerdiği için beyin sağlığıyla ilişkilidir. Ancak bunun yanında B6, B9 ve B12 vitaminlerini içermesi de yine beyin sağlığı için önemli olduğunun bir kanıtıdır. Avokadolar kan akışını iyileştiren ve iltihaplanmayı azaltan sağlıklı yağlar açısından zengindir. Yapılan bir çalışmada avokadodaki tekli doymamış yağ asitlerinin sağlıklı kan akışını desteklediği ve zihinsel işlevle hafızayı iyileştirdiği gösterilmiştir. Son olarak yeşil çay. Yeşil çayda bulunan polifenoller beyin fonksiyonlarını hafızayı ve dikkati geliştirebilirken nöroprotektif yani sinir hücre koruyucu etkiler de sağlar. Yeşil çaydaki polifenoller özellikle epigallokateşin gallat, bilişsel fonksiyonları geliştirebilir ve oksidatif stres ile iltihabı azaltarak nörodejeneratif dediğimiz yani beyin hücrelerinin işlevlerini kaybetmesine neden olan hastalıklardan korunmaya yardımcı olabilir. Bu videoda beyin sağlığımızı desteklemek ve bilişsel işlevleri güçlendirmek için tüketebileceğimiz önemli besinleri konuştuk ve bunların bilimsel olarak desteklenen faydalarını ele aldık. Tabii ki bu besinlerin beslenmenize eklenmesi yanında sağlıklı bir yaşam sağlım tarzını benimsemek yani uykumuzu yeterli almak, yeterli düzeyde egzersiz yapmak ve tabii ki bunların yanında beslenmemizi düzenlemek beyin sağlığımız üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, eğer abone olmak isterseniz kanalıma abone olmayı ve videolarımdan hemen haberdar olmak için de bildirim tuşuna basmayı unutmayın. Sorularınız veya yorumlarınız varsa lütfen aşağıda benimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıklı kalın.